Selamlar. Premiere Pro için hazırlamış olduğum geçişleri göstereceğim ve bu geçişleri preset olarak kaydedip nasıl pratik yolda kullanabileceğimizi size kısa olarak bahsedeceğim. Gördüğünüz gibi burada presetlerimiz var. Presetlerin içinde milyon tane Adobe'un kendi buluyoruz. İşte örnek veriyorum. Kendi otomatik olan gelenler var. Ayrıca benim efekt olarak bu efekt kontrolde yaptığım her ayarın burada bir kaydetme şeyi var. Belki ileride kullanırız, belki kullanmayız diye. Videonun geçişlerinden bahsedeceğim. Normal bir videoda geçişin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Ve geçiş ne kadar iyi olursa o kadar videoya daha zenginlik ve müzikle daha uyumlu olduğunda ne kadar başarılı bir kullanım olduğunu görüyoruz. O yüzden şuradaki hazır presetlerden, yani kendim yaptığım hazır presetlerden buraya kaydedip buradan sağ tıklayıp preset olarak kaydet dediğinizden, ayrıyetten internetten indirdiğiniz herhangi bir presete sağ tıklayıp import preset dediğinizde, işte örnek veriyorum, burada benim presetlerim var. Buradan da çekebilirsiniz ya da arkadaşınıza verebilirsiniz. O size kalmış bir şey. Video 1080p, 1920x1080. O yüzden bunu yapacağım. 4K olanlar da altında. Şimdi 2, 4, 6, 8 tane geçiş prezeti var burada. Bu geçiş prezetleri örnek veriyorum, bu videonun nerede kullanacağımı ona göre kestim. Videonun ses müzikle uyumunda ses girişleri çıkışları olduğunda, yani kullanacağım olduğu yerlerde videoyu kestim. Basit bir şekilde mesela burada 10 frame, 10 frame, 10 frame, 20 frame olarak yazdım. Bu 10 frame'ler videodaki seçtiğiniz alanlar. Örnek veriyorum. Burada bir hızlandırma geçişi var. Sonra burayı kesmişim. Plan değişiyor. Pratik olarak yön tuşlarıyla bunu da yapabilirsiniz. Yön tuşlarıyla bir sonraki videoya atlayabilirsiniz. Fakat bu burada değil, burada olması gerekiyor. Yani mavi vol 1 plan birinci kanalda. Şimdi buraya ilk olarak zoom in kullanacağım. O yüzden videonun ortasındayken 1, 2, 3, 4, 5 frame sola saydım. C'ye basıp kata basıyorum. Yine aynı şekilde 5 frame sağ tarafa sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 kesiyorum. Şimdi buradaki bu önemli. Bunu adjustment layer'la üstünde de yapabilirsiniz. Fakat biraz uğraştırıyor. Yani uğraşmamak için buradan iki videoyu seçip sağ tıklayıp nest diyorum. Yani birleştir diyorum. Birleştiriyor. Pratik anlamda bu. İşte 10 frame saydığım için ve ben buraya zoom in kullanacağım için smooth zoom in'i buraya atıyorum. Smooth zoom, gördüğünüz gibi buraya presetim geldi. Daha önce yapmış olduğum ve kaydettiğim bir geçiş geldi. Bu geçişi işte transform olarak yaptığı efektif. Şu bilgisayar kastığı için gösteremiyorum fazla ama tamamen zoom in üzerine yapılan bir preset. Bunun bu efekti var. Kısa yoldan bunu dediğim gibi buraya kaydedip herhangi bir istediğiniz yerlere alabilirsiniz. Örnek veriyorum. 20 frame'lik bir yapalım. 20 frame'de bir sonraki plana geldim. 10 frame sola sayıyorum. 1, 2. Kesiyorum. 10 frame sağa sayıyorum. Bu 10 frame, 5 frame siz kendiniz karar, yani ne kadar müzikle uyumlu bir plan yapıyorsanız ona göre değiştirebilirsiniz. Ne istiyorum? Burada 360 clockwise spin'i kullanıyorum. Burada kamera hareketiymiş gibi efektif olarak döndürecek. Gördüğünüz gibi. Kasma için özür dilerim. Gördüğünüz gibi böyle. Timeline'dan kısaca bahsedeyim. Altta müzik layer'ım. Burada timeline'ım. Çalıştığım video plan. Üstünde adjustment, yani ton layer'ım. Onun üstünde de PNG dosyası olarak 2.20'ye 1 Letterbox dosyası bulunuyor. Presetler bunlar. Herhangi bir şekilde buraya kendi yaptığınız presetleri de kaydedebilirsiniz. Teşekkürler.